Bu dersimizde binanın çevresini, düzenlemesini ve peyzajına biraz değineceğiz. Öncelikle üst görünüşe geçip bu mevcut zemin eklediğimiz plane objesi üzerinde düzenlemeler yapalım. T dedik klavyemizden ve ardından Z diyerek ekrana oturtalım çizimimizi. F3 ile şöyle ter kafes görünüşe geçelim. Ekranımızı kolay kaydıralım. Ve buradaki plane objesini seçtikten sonra W tuşuna bastım. Taşıma işlemini aktif ettim bunu. Şöyle taşıyorum. Taşıma işleminde arkadaşlar buraya şu ön kısmı tamamına bu bölgeye buraya kaldırım koyacağız. Ardından şu kısma da yol koyacağız. Buraya da arabalarımızı kaldırımın üstüne arabalarımızı koyacağız. Burada da yol olacak. Yine buradaki plane objesi yeşil çimen olarak algılayabiliriz. Bunu da biraz boyutlarını büyüteceğiz şimdi. Öncelikle plane objemi seçip modifi paneline geçiyorum. Buradaki segment sayılarını arttıralım. Üzerine uygulayacağımız kaplamanın detaylarını iyi görmesi için 50 yapalım. 50 50 olsun. Ve ardından genişliğini biraz arttıracağım. Şu şekilde genişliğini arttıralım. Yine bunun ön tarafına şu bölümde kaldırımı simgeleyecek bir tane box koyalım. Box objemizi snap aracımızı aktif ettikten sonra box objemi şöyle bırakıyorum. Yüksekliğini tayin ettik. Burada snap aracım aktif olduğu için genişliğini veremedim. Şimdi vereceğiz genişliğini. Bunun genişliği de 250 olarak ayarlayalım. Biraz daha arttırabiliriz. Mesela 300 olsun. Bunu ardından taşıyorum. Şöyle bir miktar daha içeri doğru taşıyacağım. Ve yine yan görünüşlerden kontrol edelim. Yan görünüşte buradaki box objesinin durumuna bakacağım. Perspektiften bakalım veyahut da kameradan da olabilir. Buradaki box'ın yüksekliği çok fazla olmuş. Bunu 15 olarak ayarlıyorum. Ve bunu düşey doğrultuda eksi 10 santim taşıyorum. Yine üst görünüşe geçtik. Ve buradan bir plane objesi daha ekleyeceğim. Onu da buradaki yol için ekliyoruz. Plane objesini eklerken snap aracımla şuradaki belli noktalardan yakalayayım. Şöyle genişliği de orantılı olarak yapalım. Bu arada belki şu box objesinin genişliğini fazla tutmuş olabiliriz. Buraya tabi araba park edeceğimiz için geniş tuttuk. Şunu 6 yapalım. F3 ile şöyle bunu da hizasını ayarlayacağım. Snap aracımı artık kapatabilirim. S harfine tıklamak suretiyle klavyeden ve ardından plane objemi tutup taşıyorum. Kameradan bakıyorum. F3 ve bunu düşey olarak taşıyorum. Eksi 10. Bu arada perspektife geçmek suretiyle buradaki detaylara şöyle bakalım. Görmüş olduğunuz gibi kaldırım yüksekliğini de vermiş olduk. Ardından buradaki plane objesini seçelim. Buradaki segment sayılarını düşürelim. Çok fazla olmasına gerek yok bunun. Bunları da ayarladıktan sonra tekrar kamera bakışıma geçiyorum. Tabi kamera bakışımda arka planda özellikle şu plane objesini biraz daha uzatmam gerekiyor. Onu anlıyorum. Onu bir miktar daha uzatacağız. Şöyle. Derinliği gerek yok. Şimdi az sonra bunun arka tarafına ağaçlarımızı ekleyeceğiz. Orman oluşturacağız. Buradaki zeminleri de bu şekilde ayarladık.